İki tüy düştü şeytandan dünyaya. Birinin üzerinde ben senden üstünüm yazıyordu. Diğerinin ise beni sen kışkırttın. Hani bazı insanlar için deriz sende şeytan tüyü var diye. O insanlarda var mıdır bilmem. Ama bu lafları edenlerde o tüyün olduğuna zerre şüphem yok. Şöyle bir etrafımıza bakalım. Acaba kendini kötü gören kimseyi bulabilecek miyiz? Hepimiz o kadar iyiyiz, o kadar iyiyiz ki cehennemde işler kesat gidecek gibi. Oysa ben iyiyim, ben üstünüm demekle olmuyor. Öyle olsaydı bizim Yunus, eller yahşi ben yaman, eller buğday ben saman demek yerine eller vahşi ben umman minvalinde bir şeyler yazardı. Öyle yazmamış, öyle yaşamamış. Kendini kötülerden bilmiş ama iyilerin önde gelenlerinden olmuş. Kendini kötülerden bilmesinin hikmeti şurada saklı sanırım. Bir gün Hazreti Ayşe annemize sormuşlar. Ey müminlerin annesi, iyilerden olduğumuzu nasıl biliriz? Cevap, ölçülere sığmayan bir ölçüdür. Kendinizi kötülerden zannedersiniz. Peki kötülerden olduğumuzu nasıl biliriz? Kendinizi iyilerden zannedersiniz. Herkesin kendini iyi gördüğü ama birbirini kötü gördüğü bir toplumda kimse iyi değildir de herkesin kendini kötü gördüğü ama birbirini iyi gördüğü bir toplumda herkes olmasa bile çoğunluk iyidir kanaatindeyim. Bir de her yediğimiz haltta başkalarını sorumlu tutmak yerine Kenan Rıfai Hazretleri'nin şu sözüne kulak verip kabahatleri kendi yaptıklarımızda arasak belki iyilerden oluruz umudundayım. Ne diyordu? Cenneti düza, gam-ı sürur, zulmet ile nur, yaptıklarının gölgesi. Hariçte mi sandın? Halin neyse, müşteri sen oldun o hale, noksanını meğer adli ilahide mi sandın?